Yüzdelik dilim bulma örnek soru 2. Bu videomuzda yüzdelik dilim bulmaya bir örnek sorunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. Bir veri grubu verilmiş. Yukarıda verilen veri grubu için A şıkkında 20. yüzdelik, B şıkkında 50. yüzdelik, C şıkkında 85. yüzdelik dilimi bulunuz diye sorulmuş. Bu şekilde bir soruyla karşılaştığımızda ilk olarak bu veri grubunu küçükten büyüğe doğru dizmeliyiz. Veri grubuna baktığımızda en küçük verimiz 2. Sonraki verimiz 3. 3 var 2 tane. Sonra 4'ümüz var. Sonra 6 var. Sonra 7'miz var. 6'dan bir ikinci daha varmış. Başka 6 var mı? Yok. Sonra 7. Sonra 8'den 2 tane var. Sonra bakalım 9 kaldı. 9'dan sonra 10, 11, 13, 11, 12 diye geçecek. 10, 11 var, 12 var, 10 var, 11 var, 12 var, 13 ve 15'e de bitiriyoruz. 13, 15. Verilerimizi küçükten büyüğe doğru dizdik. Bakalım veri adedi tutuyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 veri var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 veri var. Tamam. Şimdi 20. yüzdelik dilimi bulunuz. Başlıyoruz A şıkkıyla. Toplam veri adedimiz 15, bizi bu ilgilendiriyor. 15 ile 20. yüzdelik dilim, yani 20 bölü 100'ü çarpacağız. Veya işte 15 çarpı 0,2 diyebiliriz. Bunun sonucu da 3 çıkar. Eğer ki sonuç tam sayıysa, bu ve bundan sonraki veri, 3. veri artı 4. veri bölü 2 bizim 20. yüzdelik dilim değerini verir. O değer ve o değerden küçük olanlar tüm veri grubunun %20'sini temsil etmektedir. Üçüncü verimiz kaç bizim burada? 3. Dördüncü verimiz 4. 3 artı 4 bölü 2'den 3,5 bizim 20. yüzdelik dilim değerimizdir. Geldik B şıkkını. Bunlara 20. yüzdelik dilim değil de %20. yüzdelik dilim değeri bu değerini bulunuz demek daha doğru olabilirdi. Bu şekilde demiş bulunduk. Devam edelim. 50. yüzdelik dilimi bulunuz. 15 çarpı 0,50. 50. yüzdelik dilim zaten medyandır. Medyan tek adette veri varsa tam ortada kalandır. Yani 7 bu tarafta, 7 bu tarafta tam 8. veri çıkması lazım. Bizim burada hesapladığımız yüzdelik dilim hesabı da bize medyanı veriyor olması lazım. 15'e 0,5'i çarparsak buradan 7,5 buluruz. Bu tam sayı değil. Bu nedenle bundan sonraki gelen veri, bundan sonra gelen tam sayı olan veri direkt bizim aradığımız %50'lik medyan değerimizdir. Yani 8. veri. 8. veri kaç bakalım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. veri de 8'miş bu arada. Bunun cevabı da 8. Medyan bulma işlemi yapsaydık nasıl yapıyorduk? Sondan baştan birer tane atarak gidiyorduk. Buradan bir tane, buradan bir tane, buradan bir tane, buradan bir tane. Ata ata gidelim. Bu 8. sınıf öğrencilerine anlatım tekniğidir. Ortada bir tane kalırsa o direkt medyandır. Yani 50. yüzdelik dilimdir. Ortada iki tane kalırsa ikisini toplayıp ikiye bölmeliyiz şeklinde anlatılırdı. C şıkkına gelelim. 85. yüzdelik dilim. 15 tane verimiz var. 15 çarpı 0,85 yapıyoruz. Bunu bir hesap makinesiyle yapalım. 15 çarpı 0,85 12,75 ediyor.
Tam sayı değil. Bundan sonra gelen ilk tam sayı 13'tür. 13. veri aradığımız 85. yüzdelik dilim değeridir. 13. veriye gelecek olursak sondan gelelim. 15, 14, 13. 13. veri 12'dir. Bunun cevabı da 12. Bu şekilde bu örneğimizi burada noktalıyoruz.